Merhaba arkadaşlar, tüm kartları çektiğim videonun 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde devlet bankalarıyla katılım bankalarının kartlarını göstereceğim. Önce devlet bankalarından başlayalım. Vakıfbank'ın bankamatik kartı, bankomat kart. Çipi e-kart tarafından üretiliyor. Vakıf katılımın kartı. Şöyle diğer vakıf katılım kartlarını göstereyim. V kart, debit. Bu arada bu vakıf katılım temassız kartı güzel de beyaz kartın yani Maestro kartın şöyle göstereyim. Bu da Maestro kart. Bunun Master kart halisinin çift bir temas özellikle olsa daha iyi olur. Yani bu şablonda olsa, beyaz şablonda olsa daha güzel olur. Hani şöyle tekrar göstereyim gri kartı da. Hani gri kart pek olmamış. Bunun yerine beyaz kart olsaydı daha güzel olurdu. PTT kart. PTT'nin normal kartı. Ön yüklemeli kartı farklı oluyor arkadaşlar, biliyorum. Ziraat katılım. Pek bilinmeyen banka. Ziraat Bankası'yla karıştırılan banka. Yani Ziraat denilince hep herkesin aklına Ziraat Bankası gelir. Bu da normal Ziraat işte. Normal Ziraat Bankası. Vakıfbank'ın Trabzonsporlu bankamatik kartı. İlerleyen zamanlarda Vakıfbank'ın bayağı kredi kartı var çünkü. Almayı planlıyorum ama ilerleyen zamanlarda. Beşiktaş kartı. Paraf Platinum Visa kart. Yine bu da Vakıfbank kartı ama bu Plus kart tarafından üretiliyor. Öncekisi E kart tarafından üretiliyordu. Ziraat Bankası'nın isimsiz Visa kartı. Çip özelliği de yok. Temas özelliği de yok. Bu da Paraf Platinum. Bu Master kart hali. Bir de çip özelliği Avusturya kart. Aidatsız kart sanırım bu tercih kart. Ya güzel de hani şey yani Vakıfbank'ın kartını sanasam hani isim tercih kart. Başka isim bulamadılar. Hani mesela Eko kart var. World Eco'ydu sanırım. Ekonomik böyle ekonomiden. Akbank'ın Free var. Böyle özgürlük ve gençlere hitap ediyor veya işte bedava anlamına gelen. Tercih kart. Onun yerine Banko Free kart da koyabilir herhalde. Free mat kart. Ne bileyim o da çok garip olur. Tercih kart ne bileyim ya. Bankomat tercih kart. Bilmiyorum. Bu da hani şubede verilen direkt verilen normal isimsiz kart. Fenerbahçeli kart. Bu Ziraat Bankası'nın kartı sanırım. Evet, Ziraat Bankası'nın normal bir tane kartı. Aa, bu kart bende miydi? Arkadaşlar bende böyle bir kart varmış. Yeni aklıma geldi. Ben de bakıyorum böyle düşün. Allah Allah diyorum. Bakıyorum kameranın arkasından diyorum bu ne? Paraf debit kart. Biliyorum arkadaşlar parafas debit kart şu an bende yok. Bu normal paraf debit. Ya, umarım bu hala devam eder bu paraf debit kart temassız olarak. Ama illaki banka kartıyla kredi kartını bir arada tutup kredi kartını bloke olarak gönderiyorlar. Hani sadece direkt banka kartı göndersin. Arkasında kredi kart numarası yazmasın. Ne bileyim. Hani pek güzel durmuyor kart çünkü. Bu da Visa olan işte. Galatasaraylı kart. Bu arada ne kadar oldu ya? Neyse. Bu da diğer kart. Genç kart. Şimdi geldik katılım bankalarına. Albaraka'nın normal Visa Bankamatik kartı isimli. Troy Banka kartı isimli. İsimsiz şubede verilen kartı Visa. Bu arada Troy de şubede veriliyor isimsiz. İsimsiz verilen Maestro kart. Bu altın gold kart. Bunu da edebiyat öğretmeni verdi. Yine teşekkür ediyorum. Bakalım bu da Visa kart. Kuvvet Türk'ün. Master. Miles and Smiles özel kartlardan birisi bu arada. Miles and Smiles yani ismi yeter. Son zamanlarda Kuvvet Türk'ün yaptığı en büyük buluşlardan birisi temassız kart. Adamlar sonunda başardılar temassız kart ekleyebildiler banka kartına. Yani
bence yıl dönümü falan olması lazım yani bu kartın her sene temassız kart çıkardık diye. Çünkü bu katılım bankaları hani temassız kart falan hani devlet mi izin vermiyor hani? Diyor ki sen temassız kart çıkartamazsın veya sen ilk en yeni özellikleri sahip olamazsın diyor. Merak ediyorum yani açıkçası. Çünkü hani Albaraka'nın da özel müşterilere özel banka kartı temassız. Özel müşteriler de milyonlarca, yüz binlerce liraya yatırması gerekiyor ki özel müşteri olmaması lazım. Yani çok saçma hani bir temas özelliği en fazla 3 lira 4 lira daha fazla olsun. Hani hiçbir özelliğiyle 5 lira 10 lira olsun yani o senin müşterin. O senin müşterin ve katılım bankalarında adam yatırım yapmak için kullanıyor. İslami olarak kullanıyor. Sen şimdi ona temas özelliği vermezsen o adam gider diğer bankalarla çalışır. Yani bunu da ben anlatmayayım ya. Bu da isimli Maestro kart. Hani ben de katılım bankası kullanmak istiyorum ama cazip gelen bir şey yok işte. Havale efektif festivalin ücretsiz güzel İslami olarak biraz daha kuralları katı. Ama pek bir özelliği yok. Dijital kaşif kart. Ve yani Kuvvet Türk 18'den sonra da benim hesabım bloke koyacakmış. Ben şubeden imza atmam gerekiyormuş. Bu da saçma yani. Troy kart. Troy bence kendisini geliştirmesi lazım. Senin banka kart. Bu arada bu kuruluş çok iyi yürütülebilecekti. Ama hani altın puan vesaire çok az veriyor. Senin bankan genç kart belki biraz daha iyiydi ama hani papara mapara falan cashbackler biraz daha iyi olduğu için bu senin bankan biraz daha arka planda kaldı. Benim düşüncem böyle arkadaşlar. Tabii ki de sizin düşünceniz farklı olabilir. Yani bu videoda da katılım bankalarıyla devlet bankalarını gösterdim. Yani kaç tane kart olduğunu yine saymadım yani. Ve bundan hariç bayağı bir kart var aslında arkadaşlar. Ben sadece belli başlarının videosunu çekeceğim. Şu an dördüncü parttaydık sanırım. İlk partta İş Bankası'yla Yapı Kredi. İkinci partta sanırım Garanti Bankası. Üçüncü partta Akbank'la Denizbank. Dördüncü partta da devlet bankalara katılım bankalarını gösterdim. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşmek üzere.